Ben boş yapmak istiyorum. Ben çok iyi gömmemişim. Sen de bir karar ver bakalım. Ne istiyorsun? Hayır, değiştirir belki dedim. Serpakları alacak mısınız buradan? Yine serpaklarla mı? Evet ya, serpma. Ben ona dokunmam. Ömer'in teri onlar. Ömer, terini alabilir misin ya? Ne yaptınız? Dövüş kulübünün bir bölümüyle daha karşınızdayız. İyi, bu bölümde Murat var ve Enis var bizimle beraber. Geçen bölümde Murat'ın ismini söylerken yüzüne bakmadığım için çok kırılmıştı. Bu sefer dikkatlice baktım. İlk defa izleyenler için konusundan biraz bahsedeyim. 2,5 etabımız var. İlk etapta onlara bir film ya da dizi soruyorum. Onlar iyi veya kötü diye savunuyor ama bu tercihi ben yapıyorum. Yani kendileri ben iyiyi savunayım, ben kötüyü savunayım demiyor. İkinci etapta onlara birer soru soruyorum. İstedikleri şeyi savunuyorlar. Siz de savundukları şeyin sizin fikriniz olmasına göre değil, ne kadar iyi savunduklarına göre oy veriyorsunuz. Üçüncü bölümde ise onlara bir film isim veriyorum. Onlar konusunu yazıyor. Emir yağdırıyor izleyicilere de. Siz de şuna göre oy veriyorsunuz. Ağzınızı kırdırtmayın. Olay çıkmasın. Evet. İlk filmimizle başlayalım o zaman. Avatar. İlk filmimiz James Cameron abimizin Avatar filmi. Enis ne kadar kötü olduğunu savunacak Avatar'ın. Murat ise ne kadar iyi olduğunu savunacak. Enis, bir dakikan başladı. Yapıştır. Şimdi James Cameron Avatar'la beraber sinemaya bir lanet kazandırmıştır. 3D laneti. 3D kadar hayatımda dandik bir şey görmedim ben sinemada. Bir kere zaten kafadan karanlık yapıyor filmi. Bir de normalde film nedir mesela? Yönetmenin özgürce bakış açısıyla istediği şekilde aktarabildiği bir sanattır ya. 3D olduğundan beri tüm sahneler şöyle. Karşıdan. Neden? Bu mızrak ya. O mızrak bize doğru geliyormuş gibi olacak. Bu bir elma ya. Elma bize doğru geliyormuş gibi olacak. Tüm film şu açıdan çekilmeye başlanılıyor. Ne oldu? Sanat tasarımı gitti. Ne oldu? Kadraj gitti. Her şey karşıdan mızrak fırlatmaya bakıyor. Bir de neymiş efendim? Dokunduğumuz gibi hissedebiliyormuşuz. Öyle güçteymiş o. Lan VR denilen şeyi oynadın mı sen? VR'dan sonra 3D'nin bir esprisi var mı? Zerre esprisi yok. 3D dediğin şey VR'dan sonra biten bir şeydir. Film sektörüne de lanet gibi bir şeydir. Zaten 3D'yi çıkarttıktan sonra Avatar da boş beleş bir filmdir. Klasik Amerikan sineması. Zaten 50 yıldır anlatılan hikayeyi aynı şekilde bir daha anlatıyor. Neymiş, çok iyi bir adam varmış da yanlış insanlarla birlikteymiş de mavi bir ırk varmış da onların ormanı kayboluyormuş da ay ben sizle beraber olayım. 2,5 saat ya. 2,5 saat. AVM'ye gitsem 35 lira James Cameron. Bir dakika. AVM'ye gitsem 35 lira James Cameron'ın filmine vereceğim. 10 lira VR'a veririm. AVM'de VR'a veririm. Daha eğlenirim be. Daha eğlenirim. Bana artı koyarsın. Bayağı iyi konuştu ya. Evet, başta bir dakika başladı Murat. Hapımı getir, hapımı. Şimdi öncelikle çok doğru konuştun. Avatar'ın ağzına tükür. Çok doğru konuştun, tebrik ediyorum. 3D'den nefret ederim ben de ama ben Avatar'a bu şekilde yaklaşmıyorum. Şimdi ben Avatar'a biraz daha psikolojik mi denir? Sosyolojik olarak yaklaşıyorum. Şimdi insan ırkı çok güçlü bir ırk. Ve bu güçlü insan ırkı başka bir gezegene gidiyor ve oradaki düşük ırkı kolonize hale getiriyor. Oraya kendi kolonilerini kuruyorlar, kendi güçlü ordularını getiriyorlar. Oradaki doğal kaynakları sömürüyorlar, kendi dillerini bile öğretiyorlar. O ucuz, aşağılık, geri zekalı mavi ırka kendi dillerini öğretiyorlar, baskın çıkıyorlar. Üzerine yetmiyor. Bu geri zekalılar, zamanım var değil mi? Ah varmış, iyi. Anlatırken bu sıkıldım. O kadar sıkıcı yani. Ya dur ya, bu geri zekalılar karşı koyamıyorlar. Güçlü ve zeki insan ırkından bir adam bunlara yardım ediyor ki karşı koyabilsinler. O kadar aşağılık bunlar. Ve insan ırkı bu kadar güçlü. Ben buradan bunu aldım. Bence çok güzel. Bizim ırkımızı öven muazzam bir şey. Ben bayılıyorum. Ben 10 saniyem daha var. Çok tamam. Bağırdı sonra. Ama sussun o bir ya. Tamam. Yani ben insan ırkının övüldüğü, böyle bir şeylerin sömürüldüğü şeyleri izlemeye bayılırım. Cesur evet. Yüreği anlattı. Ne anlatıyorsun? 30 saniye, bu. 30 saniye cevap hakkım başladı. Bir kere filme daha hiç pozitif bir şey söylemedi. Filmin hikayesini anlattı. Yani bunu ben de anlatırım. Hikayesi çok iyi. Neresi iyi abi? Ya anlatırken 50 tane film geçti gözümün önünden. Mantelite yani. Çok iyi. Bakın arkadaşlar, bugün Avatar'ı televizyonda seyretseniz yarım saatte sıkılır kapatırsınız. Ben bir filmi televizyonda seyretme zevk almıyorsam affedersiniz sokayım öyle filme yani. Kusura bakmayın tüm Avatar severlerden özür diliyorum ama sadece teknolojik yenilik görmek için bir filme gidilmez. Yani ki teknoloji yenilik dediğiniz şey de bir senede iki senede eskimez, üçüncü senesinde de küfür ettirmez kendisini. Şu an IMAX'te ben 3D film seyrediyorum ya sadece. Ben normal IMAX'te film seyretmek istiyorum. Renkleri görmek istiyorum ya. Mükemmel. Evet. Şimdi ben zaten 30 saniye cevap hakkı başladı. Ben zaten filmi ilk izlediğimde CD'den bak DVD değil.
37 ekran sütlü televizyondan izledim. O yüzden ben savunmamı geri alıyorum. Ben beğendiyse gerçekten beğenmiş tabii ki. 3D falan hiç alakası yok. Niye tüplünün bir 3D'si vardır böyle? Hayır, o yerliler böyle helikoptere mızrak atıyorlardı. Ben orada zevkten dört atıyordum. Çünkü çok gerizekalı ve çok basitler. Abi mızrak atıyorlar, bir şey olmasın. Oğlum, bundan zevk alıyor. O ağaç yandı, devrildi yerlilerin üstüne. Of dedim. Zevkten dört köşe olmuşsun ya. Evet. Sen filmin ilk bir buçuk saatini beğenmişsin. Ki sonradan çünkü onlar... Sonradan nefret ettim. Yerliler, yerliler kazandıkça dünyaya evet, inanet kartlardan ettim. Oy vermeyi unutmayın. Kim filmini daha iyi savundu? Ben... ben... İkinci tartışacakları şey ise Fringe. Biliyorsunuz Murat'ın Öldüren Sorular programımızda yaklaşık yarım saat... Her soruya Fringe cevabı verdiği bir bölümü vardı. Ama kim savunuyor Fringe'i? Bu sefer iyi olduğunu Enis savunacak, kötü olduğunu Murat savunacak. Ve Murat'tan başlıyoruz. Murat... Benden başlama, hayır. Hayır, hayır. Murat... Az önce benden başladı, şimdi sen başlayacaksın. Bir dakikan başladı. Şimdi bir kere oyunculukları berbat. Olivia Dunham'ın falan oyunculuğu gerçekten... Olivia Hanım mı? Olivia Dunham. Bu adam da bilmiyor. Olivia Hanım dedi sana, çok kibar konuşuyor diyecektim. Bir kere her bölüm sürekli aynı olaylar yaşanıyor. Her bölümün sonunda sürekli bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Hep bir şeyler oluyor. Bir sezonun sonunda ancak bir gerçek olay sonucu ulaşabiliyor. Walter Bishop desen yani müthiş bir adam. Babam gibi severim. Tamam, eleştirelim. Gerçekten görsel efektler konusunda da problemimiz olan bir dizi. Görsel efekt zaten çok az kullanılıyor. Kullanıldığı zaman da keşke kullanılmasa diyorsunuz. Onun dışında 3. sezon civarında çok ciddi sıkıntılar yaşatıyor insana. Çok çok kendini tekrar, inanılmaz kendini tekrar. Bir sezonda 7 tane aynı bölümden var. Öyle böyle değil yani. Zaten ilk Fringe'e başlamayan insanların da problemi şey oluyor. İlk 5 bölümü izliyor, sıkılıyor, bir daha devam etmiyor. Bir dayansa 19. bölüm. Bayılacak. 19'a dayansa bayılacak. Problem ilk başta sarmaması. Evet, senin de bir dakikan başlasın. Ağzım ateşecek. Bir kere Fringe dediğimiz dizi efendim, dünya tarihinde eşi benzeri zor bulunan dizilerden bir tanesi. Çünkü zaten bir kere çok niş bir konu. Ya aslında konu niş değil ama konu işleyiş açısından ve konu yankıtarış açısından eşi benzeri olan bir dizi değil. Mesela Fringe'i gerçekten çok seven bir insan o zevki başka dizilerde bulamaz kolay kolay. Bunu net olarak söyleyebilirim. Herkesin zevkine hitap edebilir mi? Bu tartışılabilen konu. Hiçbir şey dünyada herkes sevmeyebilir ama doğaüstü olayları ele alış biçimi açısından, merak unsurunu, gizemini koruyabilmesi açısından ve her bölüm farklı şeyleri işleyebilmesi açısından ki bu aslında hani negatif bir şey gibi bahsedildi ama bence pozitif bir şey çünkü konu zenginliği açısından insanı gerçekten böyle olan heriflere bak neler neler düşündürtmüşler diye tutuyor. Ve hem her bölüm farklı şeyleri... Her bölüm farklı şeyleri işlerlerken alttan genel bir hikayeyi de akıtıyorlar. Mesela ilk bölümden son bölüme kadar genel bir hikaye dediler. Ayrıca Walter Bishop gibi önemli bir karaktere sahip. Dizi tarihinde izlerken zevk veren 10 karakterden biridir kendisi. Gitgelleri, işte kendi iç çatışmaları, kafasının böyle zaman zaman olmaması falan filan. Bu arada Fringe'i hiç sevmem. Onu da söyleyeyim. Evet, 30 saniye cevap hakkın başladı Murat. Bir kere her şeyi bilimle açıklayamazsınız. Sonuçta İslam dinisi. Her şeyi öyle bilimle açıklayamazsınız. Yok efendim, adamın ağzından küçük bakteri girmiş vücuduna da kocaman olmuş, ağzını yırtıp çıkmış. Neymiş efendim? Bilinmiş. Özel genetiğiyle oynanmış falan. Bunlar laga luga yani. Öyle saçma zaman şeyler yapıp bunu bilime çeviremezsiniz. Bilimin şemsiyesi ışığı altına saklanamazsınız. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Çok sinirlendi efendim. Cevap hakkım başladayız. Vallahi her şeyi bilimle açıklayabilirsin. Yani bitti. Açıklayabilirsin. Ya belki bu sene açıklayamazsın ama 100 sene sonra açıklarsın yani. Yani bilimle açıklayabilirsin. Bu dizinin dışında bir tartışma galiba bu. Yani bilim dediğiniz şey 100 yıl önce açıklayamadı. Ya bugün ayetler açıklar... var, ayetler. Ben Türk televizyonları önünde bu tartışmaya girmek istemiyorum. Beyefendiye de bilim ışığına doğru ilerlemesi yönünde tavsiyeler veriyorum. Bak şuraya doğru bak azıcık şuraya. Bakmayacağım. Canım çok sıkıldı. Böyle böyle konsepti. Böyle bir klima açıldı. Bu arada ben Fringe bir sezon izleyip bıraktım. Yani benim çok sağlam. Ben 3 kere baştan sona izledim. Evet. Çok iyi. Hangisi daha iyi savundu fikrini? Sağ üstten oy vermeyi unutmayın. Benim evde Fringe halısı var. Fringe halısı olduğunu yeni öğrendim bu arada. Öyle bir şey yok zaten özel üretim. Bir tek bende var.
Evet, ikinci etapımızın ilk sorusu. Bakkal açsanız hangi Harry Potter karakterine emanet edersiniz diye sorduk. Ne kadar saçma bir soru abi. Bu soru çok güzel bir soru bence. Bu soru Enis'in bir tweetinden çıktı aslında. Bu okulda matematik öğretmiyorlar mı? Bu okulda dil öğretmiyorlar mı, evet, tweetinden çıktı. Evet, problemim var Harry Potter serisiyle alakalı. Evet. Sırayla cevap verecekler. İlk olarak Enis'ten başlıyoruz. Şimdi bir dakikan başladı Enis. Harry Potter evreniyle ilgili en büyük problem, hiçbir temel ders eğitimi verilmiyor Hogwarts Üniversitesi'nde. Yani muhasebe desen bilen yok içeride. Matematik desen bilen yok içeride. Yani edebiyat alanında da hiçbir şey bilen yok. Varsa yoksa büyü, iksir falan. Yani 2 ile 2'yi toplayamayacak tipler temel bize hukuk. Burada artistik yapıyor yani. Ben böyle bir şey görmedim. O yüzden baktığınız zaman kimsenin matematik bilmediği bir dünyada en girişimci ruhlu, en ticari zekası olan adamı seçersiniz. Fred Weasley'i seçersiniz. Çünkü Fred Weasley dediğiniz adam daha o yaşta girişimcilik ruhunu ortaya koymuş, ticaretine bakan, sakalını bilen, yolunu bilen bir kardeşimizdir. Ayrıca tatlıdır. Türk insanı Fred Weasley'i sever. Neden sever? Kızıl çocuk. Anladın mı? Dükkana girdiği zaman güler yüz gösterir. Öyle Hermione gibi cins bir tip değildir. Ron gibi aval da değildir. Harry gibi dünyaları ben yarattım tribi de yoktur. Efendi adamdır. Bizim esnafımız da sever. Ben de rahatlıkla dükkanı kendisine bırakırım. Ciro'mu da iki katına katlamazsa ben hiçbir şey bilmiyorum efendim. Fred Weasley diyorum. Bu kim ama? Ya ben filmi hiç izlemeyen biri olarak, hiçbir filmi izlemeyen biri olarak. Işte. Delikanlı çocuk. İyi çocuğa benziyor. Başlatıyorum bir dakikana. Aç. Burada konuşuyor önce kim baltalayarak. Ne yapıyorsun lan? Biraz daha mikrofonu doğru konuş da evde dinlerim. Tamam, sen eve geç. Oo. Lan terliyoruz oğlum. Ben hallederim ya. Bir dakikan başladı Murat. Aa, değil misin? Bir dakikan başladı, artık yapacak bir şey yok. Şimdi ben Harry Potter hiç izlemedim. Ve nefret ederim. Yani bir filmini çocukken bir izlemiş gibi oldum ve tiksindim. Bir daha da izlemek istemiyorum. Ama bakkalı kime emanet ederdim? Orada bir tane burnu olmayan bir herif var. Voldemort. Voldemort mu? Ona emanet ederim çünkü en tatlısı oduruyor yani. Ancak o korur bakkalı hırdan hırsızdan. Daha da hiçbir yorum yok yani, hiçbir şey bilmiyorum. O daha çok tarlayı koruyacak mı? Yok abi, o bakkalın önünde dursa bir tane hırsız girer mi? Voldemort önce kendini korusun da sonra bakkalı korumaya bakar işi yani. Kendini koruyamıyor mu? Bence Voldemort vasıfsız bir villain yani. Bakkal lan bu. Bankayı mı koruyacak sanki? Vallahi, bakkala koruyacak. Müşterisin sen düşün. Bakkala giriyorsun, Fred Weasley var, Voldemort. Anladım ya. Voldemort'a alışveriş yapar mısın Allah aşkına ya? Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakkala müşteri olarak girdiğini bildiğin için bakkalın sahibi olarak duruyor adam orada. Sana zarar vermeyeceğini bilirsin. Para kazandıracaksın. Zarar vermeyecek değil, anladın mı? Adam bir kere irite edici bir cins bir tip yani. Ama adam para kazandıracaksın. Seni korur bile gerekirse yani. Para tam kazandıracaksın. Cins, adam cins evet. Yani. Fred'i de parasını alırlar ona bakarsan. Yok ya. Denesinler bakalım. Denesinler bakalım. Yarım dakikan başladı. Denesinler. Fred dediğin zaman bir kere emaneti çekti mi? Dalgayı saldı mı? Alemler susar yani. Öyle emanet söyleyeyim. Delikanlı adamdır mu? Ya. Bak, Fred yeri geldiği zaman sopayı sokar bir yerlerine. Yeri geldiği zaman o sopayı öyle bir sallar ki dünyaya iyilik saçar yani. Öyle de delikanlı bir adamdır. Voldemort dediğin adam seni soyar. Dükkandan para çalar. Bak net çalar ya, net çalar ya Voldemort. Yani gün sonu kasaya bakarsın, ulan mal gitmiş 300 liralık, kasaya girmiş 100 lira. Voldemort 200 lira nerede? Abi bilmiyorum. Anladın mı yani Voldemort? Olmaz. Yani her türlü Voldemort'a karşıyım. Şu ana kadarki en iyi argüman falandı. Gümüş kulübündeki. Evet, yarım dakikan başladı bu. Şimdi o Fred dediğin çocuğu bir kere... Ağzına bir laf takmış. Mikeller, Mikeller. Bu nedir kardeşim? Bir dakika, o kıpkırmızı saçlı çocuk. Voldemort yılanı saldı mı? O yumuşacık çocuğu, o çubuğunu var ya. Çubuğunu abi bir... bakkal ha. Ama bak, süre mi çalıyorsun bir saniye? Bu Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım tarzı sözlerimiz. Onun o çubuğunu bizim kurtuluşta hiç bulmamışsın galiba. Dürer Mikeller. Çalarlar çubuğu. Bakkalın altından alırlar. Voldemort en azından 200 lirayı çalar ama 100 lira sana kalır. Hiçbir şey olmamasından iyidir. Marketi nerede açıyoruz? Belki lokasyon. Olan derece var mı açılıyor hakikaten. Evet yani oy vermek isterseniz sağ üstte çıkmıştır kim daha iyi savundu kendi fikrini. İkinci etabımızın ikinci sorusu daha da iyi. Rütük hangi kelimenin kullanılmasını yasaklamalı? Aslında bu da Harry Potter'la alakalı. Arkadan Cem'in söylediği gibi Kanal D'de büyü kelimesini sansürlemişlerdi. Gerçekten Harry mi? Potter'da. Şakasız. Evet. Onunla alakalı. Bir kere de TRT'de yürü tuttu. Ayağa kalktı Cem bunu söylemek için. Oraya geleyim mi diye düşündüm. Gelsin diye düşündüm. Hayır kaldı. Öpüşüyor ya. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Onu kesmişler. Doğru hareket yapmışlar. Bravo. Evet, ne öyle öpüşme, ben de kutluyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi?
Bir de şey sahnesini kesmişlerdi. İksir yapma. Hayır. Evet Murat. Başlama çoğun çünkü gerçekten bulamıyorum. Her şey sansürlü. Prezervatif bile sansürlü. Evet Murat. Bir dakikalık süren başladı. Ben salatalığın sansürlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi... Oğlum salatalık kullanan yok zaten. Dizilerde var mı? Hıyar mıyar her türlü. Ha, salatalıkla ilgili her şey. Çünkü bildiğiniz gibi şekil, cisim itibariyle benzediği için Arap ülkelerinden sanırım Suudi. Gayet şey gidiyordu yani. Ciddi. Ciddi gidiyordu. Sanırım Suudi Arabistan'da kadınların salatalık alması yasaklanmıştı. Evet, ölçüyoruz yani galiba. Şu anda günümüzde prezervatif bile sansürlenirken herhangi bir bak şey suç değil. Prezervatif. Bu bile sansürlenirken bence salatalığında sansürlen patlıcan o da olur. Bunların sansürlenmesinde problem olduğunu düşünmüyorum. Sansürlensin istiyorsun. Aynen sansürlensin. Ne olur? Sen öyle sormuyor musun hangi kelime sansürlenmeli diye? Evet. Daha ne adam ne söyleyecek ya? Sansürlenmesini istiyor. Pozitif cümleyi şey tam tersi. Ne uzatıyorsun ama? Ha pardon. Evet 10 saniyen daha var. De gerek yok. Konuşacak bir şey görmüyorum. Ben kullanırım bunu 10 saniyesinde. Aynen ben verdi gitti. Ben girebilir miyim? Ya ne kadar kurallara bağırıyorum. Ya ben böyle modern kural anladın mı? 10 saniye ekranı atacak gerekirse. Abi İsmail ama boş akacak. Ama nasıl sundum? Nasıl sundum? Bir şey soracağım. Nasıl sundum? Sonuçta ya yani çocukken hiç münazara yapmadınız mı? Yok. Yaptık. O süre kullanımı da... İyi de çocukken YouTube'a çekmiyorduk. Kendi aramızda eğleniyorduk olsun. Yani. Burada bir entertainment var sonuçta. Tamam bu da bir entertainment olmadı mı? 10 saniye ekrana bakıyoruz. Evet doğru güldük gerçi üzerine eski evet. Yaptık evet özür dilerim. Bir dakikan başladı. Ben biraz sosyal mesaj veren bir şeyler söylemek istiyorum. Benimki de sosyal yani, mesaj değil miydi? Saçma sapan bir şeydi. Nasıl ya? Sağda bir şey. Ben bu kadar hıyarca bir şey duymadım. Bak kullanıyorum hala. Sağ söyle oğlum. Hıyar, hıyar, hıyar. Şimdi ben şöyle bir mesaj vereceğim. Bence reality şovlarında, ana haber bültenlerinde, röportajlarda, herhangi bir yerde falan ben ve biz kelimelerinin sansürlenmesi lazım. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, biz böyleyiz, biz şöyleyiz. Artık bıktım ben. İnsanların kendini şöyle böyle anlatma çabasından bıktım. O yüzden Rütü'ye buradan söylüyorum. Ben ve biz kelimelerini yasakla sevgili Rütük. Bunları kullanamasınlar. Artık kendi yaptıklarımızı anlatmaktan bırakalım. Başkalarının ne yaptığına, nasıl işler yaptığına bakalım. Başkalarını konuşalım, başkalarını tartışalım. Çünkü sadece kendimizi anlatırsak hiçbir yere varamayız. Kendimizi anlatmak çünkü dünyanın en ucuz ve en kolay yöntemidir arkadaşlar. Hiçbir şekilde de eleştiriye veya pozitifle doğru ulaşmaz o iş. Başkalarını tartışalım arkadaşlar. Evet bunu... Bunu bence çok boş yaptım. Kaldıramazsın. 95 kiloyum. Ben de dedim ki burada dedim çok şekil bir şey söylemem lazım dedim. Öyle bir şey söyleyeyim ki dedim. Belki dedim akılları gider belki de dalga geçerler dedim. Ben bunu Twitch'te izleme videosu çekeceğim. Hiç ama... bu kadar elegan bir laf duymadım. Şey. Evet, yarım dakika cevap hakkım başladı Murat. Sayın Enişkin'e doğru tamamıyla boş yapmak gerekiyor. Kalkıp da televizyonlarda asla ben ve bizi sansürleyemeyiz. Bu şekilde hiçbir şekilde yayın akışı olamaz yani. Bir programın akışı bu şekilde ilerleyemez. Bu yüzden burada prim kasmak için deli boş yaptığını düşünüyorum. Herkesin de bu şekilde düşündüğünü biliyorum işte. Lütfen bana hak verin yani bu konuda. Bu ne benimki boştu da bu da bambaşka bir boşluk yani. Yeni bir boyut bu. 30 saniyen başladayız. Tabii şimdi genç kuşak farkında olmayabilir belki yaşadığı dünyanın içerisinde. YouTube'dan kazandığı paralarla zenginlik içinde yüzerken başka hayatların ne kadar kötü durumda olduğunu fark etmemesi... Aynı sektörde değil miyiz lan? Susman, çaktırma. Tabii başkalarının ne kadar zor durumlarda olduğunu, ülkemizin belki de bu zor günlerinden çıkışının ben ve biz kelimelerinin yasaklanmasıyla oluşacağını farkında olmayabilirsin ama ben... Farkındayım dostum. Trendlerden inmeyerek. Ben de yukarıda varayım trendlerden. Ben farkındayım. Hiç merak etmeyin. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Ne diyeceğim? Evet. Kim daha iyi savundu? Sağ üstten oy vermeyi unutmayın. Evet. Salatalığı seçin arkadaşlar. İşte... Özür dilerim. Salatalığı seçin. Herkes artık öbürünü seçin. Taktiğini uyguluyor. Şimdi son etabımızda size bir film ismi vereceğim. Siz de onun konusunu anlatacaksınız bana. Ama filmi biliyorsunuz da orijinalini anlatmayın yani. Gidip de bir fikre inandırmaya çalışın. Peki. İnsanları. Patron Mutlu Son istiyor filmin ismi. Daha zorunu bulaydım. Tolga Çevik'in filmi değil mi bu? Evet. Aynen. Bir dakika süren başladığınız. Yani hiç düşünmeden de şimdi orijinalini bilipken nasıl anlatılacağız ondan da emin değilim ama şimdi bir patron var bu filmde arkadaşlar. Süresi 128 dakika filmin sonu 15 dakikası kredi. Türü thriller.
dediğimiz gerilim türlerinden bir tanesi. Bir korku filmi aslında patron mutlu son istiyor. Şöyle bir durum var. Ofiste çalışmaya, staja giren bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor. Genç kız en başta ofis ortamının çok pozitif olduğunu düşünüyor. Çok böyle neşeli insanlarla dolu olduğunu düşünüyor ama her akşam mesaide böyle çıkışında insanların suratlarında farklı bir endişe görmeye başlıyor her akşam çıkışta. Çünkü her akşam beşli bir grup ofiste şeye kalıyor. Sonuçta mesai sonrasında kalıyor bir işin bitirilmesi için ama her mesai sonrasında kalan insanlar seçiliyor. Seçildikleri zaman tedirginliği görüyor yani ama nedenini anlayamıyor. 3 ay böyle devam ederken 3. ayın sonunda bu kız patronla beraber mesaiye kalıyor ve patronun korkunç yüzünü görüyor. Çünkü patron gece tüm mesai çalışanlarla beraber Murat abi GF seyrediyor. Ve bu korkunçluk karşısında gerçekten kızın el ayağı titriyor. Her gün buna dayanmak zorunda. Evet Murat. Senin bir dakikan başladı. Başladı mı? Evet. Kucaktan şimdi... kucağa atlayan bir stripçi var. Sıra patrona geliyor. Diyor ki mutlu son istiyorum. Böyle kucak kucak olmaz. 10 saniyemi alıyorum Özür İsmail tamam. Bey. Saniye ya, 15 saniye alacağım hatta. Tamam. Şimdi bir arkadaş grubu var. Bu arkadaş grubu gidiyorlar bir tane bara. Barda yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar falan. Bayağı bir zaman geçiyor aradan. Gece 3 gibi falan çıkacaklar bardan. Sonra belalı bir tipler geliyor böyle. Bunlar içeri giriyorlar. Haplanmış bunlar. Barda lan bu. Bunlar bayağı belalı tipler. Bu arkadaş grubu da masum tip. Bunlar çıkmak isterken belalı tipler çıkartmıyor. Ne oldu ya? Bir şey yok. Adam bardayı anlatıyor kardeşim. Ben de o zaman Braveheart'ı anlatayım patron bunu sözü diyor diye. Ondan sonrasında şey oluyor. Patron nerede abi? Patron bana sahibi. Peki mutlu son ne istiyor? Ben kafadan bir 30 saniye alacağım. Barışsınlar mı istiyor? Devam hayır, dur. Sonra 30 saniye yani. Başladım evet. Başlatmadım. Sonra bu bara sonradan gelen belalı tipler bunlara bayağı bir saldırıyorlar, salçıyorlar falan, dayak atıyorlar, ediyorlar derken barın sahibi geliyor. Barın sahibi, barmeni de dövmüşler. Barın sahibi şey yapıyor, kendi odasına geçiyor. Barmen de diyor ki abiler diyor patron mutlu son istiyor diyor, bunları salın diyor. Kısa film bu. Evet, bir dövüş kulübünün daha sonuna geldik. Bütün dövüş kulüplerinin sonuna geldik. Adam aynen hırsızlık yaptı ya. Bardayı anlattı bize ya. Kısa film ben söyleyeyim. Hemen bitiyor bari. Çok uzamıyor. Çok çünkü sonu mutlu değil bardanın. Bu mutlu bitiyor. Sağ üstten oy vermeyi unutmayın. Kimin daha iyi anlattığını düşünüyorsanız. Ve teşekkürler. Adamın senaryosu ödül aldı ya. Yani ondan daha iyi anlatamam yani. Ödüllü bir şey anlattı bize yani şu anda. Teşekkürler Enis. Teşekkürler Murat. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki pazar günü bu dövüş kulübünde görüşmek üzere. Bu hafta da nerede acaba? Ne zaman yayınlanacak? Evet. Neden bize sormuyor? Biz niye yayınlıyoruz? Şakayı bile anlamadım. Bu hafta programı yok mu? Oğlum. Oğlum adam yapıyor. Ne bileyim oğlum nasıl kaldı takipçi değilim. Sadece küfretmek için mi geliyorsun? YouTube takipçisi değilim ben. Kimseyi tanımıyor ki abi. Dördümüze tanımıyor adam.